Başkanım merhaba. Mecliste yeni dönemde en önemli gündem ekonomi. Ekonomi. Tabii. Ekonomiyi nasıl düzelteceğiz? Ya çok basit. Yani bunu ben düşünebiliyorsam bunu Merkez Bankası'nın da düşünmesi gerekiyor. Mesela ben bugün desem ki arkadaşlar ekonomiyi ben düzelteceğim ve %50 oranında size vaat veriyorum. Kimse inanmaz. Ama 10 gün sonra Arsenal-Chelsea maçı var. Demokrasi bu değil mi? Matematik yanılmaz. Bana göre ben alt olur veya üst olur demiyorum. Ben halkın iradesine saygılıyım. Referanduma gideriz. Alt mı diyorlar, üst mü diyorlar? 10 gün sonraki maça Merkez Bankası'nda ne kadar para varsa basılır. Demokrasi bu değil mi? Ondan sonra bakarız. Üst gelirse zaten direkt gayri safi milli hasıla direkt 2 kat. Bu anayasa mahkemesinden dönebilir. Dönmez. Dönmez. Çünkü burada onlara da sesleniyoruz. Evet. Mantıklı. Halk kendi iradesini seçiyor. Ya düşün. %70 diyor ki bu maç üst bitecek. Kardeşim bas o zaman. Değil mi? Demokrasi bu değil mi? Evet, demokrasi kazanacak efendim. Masum Başkan, filmin evet. Galası. Çıkan herkesin yüzü gülüyordu. İnşallah gişesi de boş olur, bol olur. İnşallah gişesi de... Dilistir, şu an korkuttun beni. Yalnız şöyle bir durum var. Kupon tuttu. Ha, Mustafa Sarıgül'le olan kupon. Maç mı istiyorsun, onu söyle. Arada kupon yapmak için aramak istiyorum seni. Önce partimize üye olacağım. Partimize üye olan tüm üyelerimize haftalık bir kupon bedava. Banko. Gişesi bol olsun inşallah. Ol. Gerçekten mükemmeldi. Seni çok fazla yormak istemiyorum. Zaman birazcık aksın. Efendim söyleyeyim, izleyiciler film izlesin. Hem izleyici yorumlarıyla hem de efendim söyleyeyim görüşleriyle tekrar çalacağım kapını, bilgin olsun. Tabii ki evdeyim, bekliyorum her zaman. Evdeyiz. Peki sağ ol. Detay alsın. Detay alsın, evet tamam.